Kızılay'a ait kan bağışı tırı Tavşanlı'daydı. Tavşanlı ilçesi Cumhuriyet Meydanı'nda gönüllülerin kan bağışlarının alındığı tıra ilginin az olduğu bilgisi edinildi. Kütahya Kızılay Kan Merkezi doktorlarından Mahmut Ulusoy yaptığı açıklamada vatandaşları kan vermeye davet etti. Gönüllü kan bağışçılarını artırmak için bu tür organizasyonlar gerçekleştirdiklerini dile getiren Ulusoy, Kütahya ve ilçelerinde kan bağışı yönünde vatandaşların bilinçli olduğunu ancak son zamanlarda pandemi nedeniyle de kan bağışının az olduğunu ifade etti. Ayda bir sefer tır geliyor bizim buraya. Tırımızda iki gün geliyor. Çarşamba, perşembe veya perşembe, cuma şeklinde oluyor. Dün buradaydık tırla ekibimiz vardı. Bugün de buradayız. Neler söyleyebiliriz kan bağışıyla ilgili? Son dönemde Tavşanlı'da kan bağışlarımız biraz düştü. Tabii bunda salgının da etkisi var. Kan bağışı konusunda biz Tavşanlı halkından destek bekliyoruz açıkçası. Daha belki yıllarda daha fazla, daha ciddi miktarda kan bağışları oluyordu. Ama son iki yıldır kan bağışlarımız düştü yani. Özellikle gençlerle kan bağışına katılım noktasında destek bekliyoruz. Bize bir zararı yok kan bağışının. Zaten bir parmaktan bir damla kanla ölçüp kişide yeterli miktarda kan varsa ancak o zaman kan bağışına kabul ediyoruz. Bir form dolduruyorlar. Kan değerine bakıyoruz. 15 dakikalık bir işlem yani. 15 bilemediniz 20 dakikalık bir işlem. Bize zararı yok ama faydası da var. Özellikle kan değeri yüksek olan, genelde sigara içen insanların kan değeri yüksek olur. Kan değeri yüksek olan insanlarda baş ağrısı, halsizlik, yorgunluk gibi şikayetler olabiliyor. Bu insanlar, bu kişiler kan bağışı yaptığı zaman kan değeri biraz düşüyor ve o biraz evvel söylediğim şikayetleri azalıyor. Yani bize faydalı bir şey. Tabii esas faydası kime? Kanı kullanan, ihtiyacı olan kişilere faydası var. İnsan hayatı kurtarmak gerçekten çok değerli, çok kıymetli bir işlem, hareket. Cenab-ı Allah Kur'an-ı Kerim'de diyor ki bir insanı öldüren bütün insanlığı öldürmüş gibidir. Bir insanı yaşatan bütün insanlığı yaşatmış gibidir diyor. Maide suresi 32. ayette diyor bunu. Maide 32'de. O açıdan bakarsanız kan bağışı yapmanın karşılığı, sevabı, iyiliği, güzelliği teraziyle, tartıyla tartılacak gibi değil. Çok kuvvetli bir şey. O yüzden biz insanlarımızı, halkımızı, Tavşanlıları kan bağışına davet ediyoruz. Bugün başka birinin ihtiyacını gidermiş olacağız. Yarın belki bizim ihtiyacımızı giderecek. Başka birinin vermiş olduğu kan. O yüzden lütfen kan bağışı yapalım. Kan bağışından kaçınmayalım. Taşın altına hep beraber elimizi koyalım. Bugün bize kan lazım olsa onun sıkıntısını, ihtiyacını, rahatsızlığını biz kendimiz yaşarız yani. Zaten insanlar başlarından geçtiği zaman bu gibi durumlar öğreniyorlar. Biz böyle bir duruma düşmeden bu konuda yardımcı olalım. Türkiye'nin kan ihtiyacının %90-95'ini Kızılay karşılamaktadır. Ama sizler yardımcı olmazsanız, taşın altına elimizi koymazsak hep birlikte bu işi götüremeyiz. Sıkıntı olur. Lütfen kan bağışı yapalım. Peki verilen bir kan ne kadar süre korunabilir? Verdiğimiz kan, üçe ayırıyoruz kanı. Trombosit, eritrosit, plazma. Trombositin ömrü 5 gün. Eritrositin ömrü 42 gün. Ki bize esas lazım olan eritrosittir. Yani kırmızı kan. Bir de plazma var. Plazmanın ömrü de eksi dereceye göre 3 yıla kadar uzuyor. Ama esas önemli olan eritrosittir. Eritrositin ömrü 42 gündür. Kızılay bölgeler arasında transferler yapmaktadır. Yani 18 tane bölge müdürlüğü vardır. Biz Eskişehir bölge müdürlüğüne bağlıyız. O yüzden bölgeler arasında kan transferi olduğundan dolayı miadı geçtiği için kan iması yoktur Kızılay'da. Bizde fazla kan varsa bu an içerisinde Bursa'ya göndeririz, Ankara'ya göndeririz. Bizim ihtiyacımız, eksiğimiz varsa Ankara'dan alırız, İstanbul'dan alırız, Antalya'dan alırız. Antep'ten bile aldığımız oluyor yani, yeri geliyor. Eskişehir bölge müdürü olarak. Böyle bir güzelliği var. Yani boşa giden kan yok. Boşa giden kan yok. Lütfen kan bağışı yapalım. Bizim için lazım olan bu destek önemli.
maalesef Tavşanlı'da kan bağışları düşmüş vaziyette yani. Bunu da açıkça söylememiz gerekiyor. Süleyman Burun. Peki. Sürekli kan veriyorum zaten. Geçenlerde de bir rutin kontrol yaptırdığımda kan vermem gerektiği söylendi. Aynı şekilde tekrar kan vermeye geldim. Çok kan koyu, çok koyuymuş kan değerlerim. Ondan dolayı sürekli kan vermem gerektiği. Ama bu konu üzerinde fazla da durmuyoruz aslında. Aklımıza gelirse ya bir rahatsızlık olduğu durumlarda illa ki diyoruz. Yani rutin sıramız geldiğinde veya yani bir süresi dolduğunda kan versek daha da iyi olur. İyi olacağını düşünüyorum. Her yönden hem kendi sağlığımız için hem karşı taraftaki kan ihtiyacı olan hasta kişiler için daha iyi olacağını düşünüyorum. Ben teşekkür ederim. Tamam.